amca! Tut! Yapıştı saat! Nalet. Nalet yine geldi herhalde. Gelme. Ah eşek ah, eşek ah. Aboğul. Lan bu karda nasıl çıkıp da geliyorlar ya? Hay bir can susay. Geç başka yerlere dur, dağlara dur. Her akşam, her akşam yetti bize namussuz. Yetti bıktım gayrık ya. Bu anları def etmeyince olmayacak herhalde. Of. Köyler boşaldı. Herkes çekildi. Bak yalnız yaşıyorum. Her akşam 3-4 kere kalkıyorum. Benim 30 tane, 40 tane arımı ayla dağıp önceden. Ha diyeceğim, insan baş edemiyoruz. Her akşam, bilhassa bu kışın, köpeğim olmasa arılarımı dağıtıp atacaklar. İnsan yok, komşu yok. Yani bilmiyorum. Halimiz harap, kötü. On seneden beri iki tane yaşıyoruz biz köyde. Millet hep çekildi gurbet. Yalnız yiyoruz. On bir hane vardı. 153'ten aşağı nüfus yiyordu. Her yer böyle ne bileyim ben şehir gibi kaynıyordu. Şaka şellet hep komşu. Dürüst bir yaşantı vardı. Efendimesinin hepsi dağıldı gitti. O günler hayal oldu. İki kişi kaldık bu memlekette, bu köyde. Yani şöyle düşündükten sonra da hakikaten de çok zor hayat, çok zorlaşacak, gittikçe de zorlaşıyor. Bu memleketin insanı zamanında hayvancılığıyla geçinmiş. Ben annemden doğduğumdan beri 75 seneden beri bu kapıda hayvan var. Gel oğlum, gel. Oğlum benim, oğlum. Gel yavrum benim, gel. Onların her derdinden, dilinden anarız. Ben bu yaşta Samalo gidiyorum, onların alafını götürüyorum. Onların bakımını, tımarını, suyunu hepsini yapıyoruz. Bu köyde suyumuz da yok. Ya biz bu kadar emek verdik, bu kadar uğraştık, neler çekmedik. Kıyımı buraya nasıl bırakayım? Bırakamıyoruz, emeklerimize acıyoruz. Ne çileler çektik.
Çoluk çocuk uşaklarımız gel inle baba bırak gayrı gel. Hasbeten de geldi yavlar yanı. Canım istemiyor yetmiyor. Yani benim çocuklarımın yanında ne kadar bir sevgisi varsa bu taşın toprağında o kadar benim yanımda sevgisi var. Eskiden gençken ormanda kesim yapardık. Ormanı çok yardımı tuttu bize. Bütün köylere çok baktı. Çok orman köyleri parasız kalmadı. Eskilerden geçtikte taş yedim ben, şirin idim. Düğünlere giderdim, toplantılara giderdim. Surlar çalardı, çok eskiden. Kızlar oynardı, türkü söylerdi. Baksana iyi bir delikanlı görürse ona aşık olardı. Onu gizleyecek birbirlerine söylerlerdi. Ha, Rasim'de tayyi zurna çalıyor, çağırın ona, çalardım. O zaman şenliydi, konuşmak, oynamak, toplanmak. Köyler dağıldı, köyler bitti, kimse yok. Üç kişiyiz koca köyde, üç kişi. Recep Hanım'ı, ben. Akşam yemeği ne yapayım? Ne yapacağım, karışmam ben. Pilav mı yapayım, çorba mı yapayım? Toplanıyor. Gidi ya, konuşamayala, kulakları duymuyor dediğimi, o zaman bırak gel ya. Yetme derler, konuşuyoruz derler. Siz duymuyorsunuz derin, konuşmuyorsunuz derin. Anlamıyoruz, anlamıyoruz, duymuyoruz, duymuyoruz derler. Ben 74 yıldır köyümdeyim. Köyümü hiç bırakmadım desem yeri var. Aşık gibi severim köyümü. Her tarafını, dağını taşını bilirim. İnsanını, burdunu, kuşunu bilirim. Her şeyim benim köyüm. Bırakmadım köyümü. Anamı bekledim, babamı bekledim, komşularımı bekledim. Benim doğduğum yer Yukarıköy, esas Gündere.
Orada doğdum, büyüdüm. Orada 63 yılımı verdim. Orada yaşadım. Ama heyelan oldu köyümüzde. Devlet bize buraya ev yapmadı. Afet evleri. Buraya gelirken evlerimizi kapattık. Ben zor ayrıldım oradan. İsteyerek buraya gelmedim. Biz buraya 13 hane geldik. Hanım olan ölen gitti. Beyi ölen gitti. Gençler gitti. Hepsi gitti, gide gide. Biz iki hane kaldık burada. Mustafa amca hanımıyla, bir de ben hanımımla. Kim gitmek ister burada? Kim köyünü bırakmak ister? Kim ister ki elin kapısında kul olmak? İnsanları devlet tutamadı yerinde. Okulu yok, suyu yok. Devlet büyük hata etti burada. Bizi yerimizde tutup büyük şehirlerde refah bir yaşantı olsun yine. Ama biz de yaşayalım. Bizi yaşam hakkı tanımadı. Neredeyse bizi yani köle gibi olduk biz burada. ...1965 tarihinde köyden ben İstanbul'a kaçtım. Köyde bize bir şey yok. Bir geleceğimiz yok. Köyde kim ne olmuş? Hiç kimse yok. İflak olan yok ki köyde. Hastalığı oldu mu rahmet oluyor gidiyor. Hepsi bu. Şimdi gelenler gidenler diyor işte İstanbul şöyle memleket, böyle memleket. Orada her şey var. Cennet gibi yerler. Anlatıyorlar, anlatıyorlar. Ben de düşünüyorum mesela, İstanbul'da hayat güzelmiş kardeş. İyi güzel de hayat nasıl güzel? Gideceksin, tadacaksın. Güzel mi, değil mi? Nitekim de ben terk ettim. Geldim İstanbul'a. Ben geldikten sonra bazı pişman oldum. Ya sen niye geldin? Niye anneni babanı terk ettin, bıraktın? Verdim. Neyine güvendin? Sonra da vazgeçerdim. Ya sabah ola hayrola derdim ya. Bugün böyle oldu ama yarın böyle olmaz derdim. Yani burada hayat kolay değil. Tek başınasın. Affedersin, parkta yatıyorsun, kaldırımda yatıyorsun. Evin yok, barkın yok. Sırtımın önünde iş taşıdım. Ben oradan buradan bir getirdim, ne bulduğumuza getirdim. Bir gece kondu peyden kaldım. Şimdi aradan 3-5 ay geçti, hop. Geldi bir tanesi yine bir gece kondu gibi bir şey yapıyor. Gelen ona baktık, bayağı komşu çok oluyor bizde. 80'e kadar benim orası oldu bitken. Bir karış yer yok. Yaşanacak yer bitti. Biz bu evde 20-25 kişi yaşadık. Ninemiz vardı, babalarımız, efendime söyleyeyim, çoluk çocuk bir sofra kurulurdu kalabalıktan. Ondan şakalaşı, neşeli, sıhhatli günlerimiz oldu. Yemek yerken çatal kaşık sesinden takır tuhu duramazdım. Şimdi hep o günlere hasret.
Hep düşünüyoruz, bir sofra koyuyoruz, yemek yiyeceğim diye o çatal kaşık sesleri geliyor aklıma. Efendime söyleyeyim, o neşeli günler geliyor. İnsan şaşırıyor ne yapacağını, yemek bile yiyemiyoruz ya. Yemek bile yiyemiyoruz, yenmiyor ki yalnız. Televizyonda olmasa bu kayda durmamız mümkün değil. Ben kendi şahsıma yani duramam. Devamlı duvarlara mı bakayım? Bir sohbet edecek bir insan yok, konuşacak bir arkadaş yok. İçinizde ya düzgün, dürüst, iyi, güzel kalpli, atıyorum anaç ya da babaç. Ben varım mesela. Sen var şimdi. Ben ahlakı güzel olsun. Güzel olsun. 20 tane hayvanım vardı. 4 tane dişi komşum. Ta boğa malaklarım. 6 tane ineğim var. Bıktım bunları saatte eşim, saat. Bıktım ha. Sağmasından makineyle sayaladım şimdi. O zaman makine yok eline. Eşim sağımız olunca 5 sene ben de sardım elimle böyle. Bilir misin sağmasını? 5 sene sardım. Bir iki satmaya başladık. Sonra kuyuğa becerimiz olduk biz de. Yaşlandık. İşte o 8 sene oluyor kaybedeli. Eşimi. 8 sene oluyor. Şimdi yalnız yaşayan, zurnayla yaşayan, zurna çalayan, kaval çalıyan, türkü de söyleyen. Ben köyde benim bir çok gelirim yoktu işte. Ben eski işlerden, eskiden araba tekeri yapardım, yayuk yapardım. Sepet yapardım. Yani ağaçtan yapılan, köylerde kullanılan her şeyi yapardım ben. Benim geçimim onlardan da. Onlarla çoluğumu çocuğumu besledim. Büyüttüm. Ama şimdi yaşlandım. Tabii yapamıyorum. Zaten onlara da ihtiyaç kalmadı. Kışın buraya çok kar yağar. Öyle kar yağar ki 5 metre öteyi göremezsin. Karda yaşamak zor. Soğuk, ayaz olur. Yalnızsın, tedirgin oluyorsun. Bu memleket orman memleketi. Burada bütün mahlukat var. Ne kadar zor olsa, ya ben köyümü yine çok seviyorum. Bırakmak istemiyorum burayı. Neyle bırakacağımı ben de bilmiyorum. Herhalde dünya değiştirince bırakacağım gibi geliyor bana. Ben az çok dolaştım İstanbul'da birkaç kere. Ben istemedim. Ben gurbeti sevmiyorum. Azap gibi geliyor, sürdüm kaç kere. Benim için bir cehennem gurbet. Ben orada istemiyorum yaşamak.
Ta benim sözümden başlardı. İstanbul'un taşı toprağı altın. Hakikaten taşı toprağı altın. Neden altın? Biz sahası bu. İstanbul'un nüfusu arttıkça buranın derdi de arttı. Benim gibi nasıl öyle hani memleketinden göçenler geldi göçtü İstanbul'a. İşte öğrenen oldu yani İstanbul yaşanmaz hale geldi. Köylerin, her köylerin dernekleri var. Bizim de köyde bir burada derneğimiz var. Güllü güneşli görsen şimdi oraya varıyoruz. O ona birbirine sallıyor, o ona birbirine sallıyor. Aynı eski günlerimiz köydekiymiş gibi burada yaşamaya çalışıyoruz. Ama köy sohbeti yapıyoruz. Buradan başka da gurbet sohbeti, İstanbul sohbeti yapmıyoruz. Biz o gün dernekteyiz ama o gün biz köydeyiz. Gençliğimde köyden kaçmaya çalışıyordum bu gurbete gelmeye. Şimdi 40 sene sonra buradan kaçmaya çalışıyorum. İnanır mısın burada bir gün durmak, bir saat durmak istemiyorum. Ben emekli olduktan sonra şimdi burada yapacağım bir şey yok benim. Bahar geldi mi böyle, ben buradan kalkıyorum, köyüme gidiyorum. Ben burada yaşıyordum, köyü köyüne yaşıyorum. Yani ömrümü yiyorum, başka bir şey yemiyorum. Ama orada olduğum zaman, diyelim ki benim burada bir haftalık ömrüm varsa, orada bir ay ömrüm. Olay bu. Şimdi Bahar'a köye gideceğim, eğer nasip olursa, ömrüm yeterse. Gücümün yettiği kadar hayvan alacağım. Onları da işte kurbanda filan satabilirsem ne mutlu bana. Gelecek yıl tekrar bir daha yaparım ömrüm yeterse. Yani köyde böyle bir şey yapmak istiyorum yani. Yaş geldi. Yaş geldi Rasim Bey. Yine de yazı seviyen, koyu seviyen, dağdaşı seviyen, seviyen kışı, en güzeli bahar. İlk bahar. O da vakti gelince geliyor tabii.
Bahar geldi. Hanım gurbet değil, İstanbul'daydı. Hanım geldi. Eve de bahar geldi. Şimdi uğraşıyoruz. Arılarımıza bakıyoruz. Efendim meseleyin, hayvanlarımızı gidiyoruz. Yani işimiz ağır. İstanbul'u sevmez mi? Seviyen. Çoluğumun, çocuğumun için. Çocuklarım orada, hepsi orada. Kanım canım orada. Orada. Durmak istiyor. Onlar olmayınca her kaşıkta aklıma geliyorlar. Her susakta aklıma geliyorlar. Her şeyde aklıma geliyorlar. O yüzden gidiyen şeyde kışın orada duruyor. Kar yağar. Köyde de adam yalanız. Telefonla şey arıyor beni. Arıyor. Nasılsın, iyi misin diyen. Hani ne bir şey düşürebiliyor mu, yapabiliyor mu diyen. Diye yapamayan diye sadece bir melemen yapıyan diye, yumurta yapıyan diye o kadar. Çorba yok. Ya özlemez miyiz? Öteden beri 40 yıllık, 50 yıllık bir hani beraber yaşantın, eşin. Duvalı hanımın, efendime söyleyin. Şimdi bunu özlemez miyiz? Özlüyoruz. İşte o da haklı. Ne diyelim, halimiz pek iyi değil. Şimdi kimse olmayınca insan umudu keskin oluyor. Umutsuz oluyorsun. Yalnız duramazsın. Tabii biz ta Küçüklükten hayvan güttük. Küçüklükten bu toprağla uğraşmışız biz. Toprağla ekmek yemişiz. Şimdi bütün gençler bıraktı gitti. Ormana kalıyor. Bunca emekle. Hayvanı akşam olsan uyarsın dama. Damda o zabağda pisler, işer, ne derse eder, işte zabağını kalkarsın, altını temizlersin, ineğini sağarsın, götürürsün eve. Sen sığırın arkasından çıkarsın, hayvanın arkasından çıkarsın. Akşam o da hayvan yanında kalsın. Yağmur yağsın, kar yağsın, ne yağarsa yağsın. Böyle çilelerle işte hayvan besledik. Artık yeter gayrık. Gayrı yetişemiyorum ben. Dizlerimden yürüyemiyorum pat pat. Allah nasip ederse bu kuşa hepsini hayvanları satacağım. Mecbur, bakamıyorum. Çalışamıyoruz, yaşlandık. Hakkımdan gelemiyorum ama canımız gidiyor. Meraklıyız. Hevesimi, merakımı alamadım. Hayvancılıktan olsun, reçberlikten olsun. Ama mecburuyuz. Bu memleket işte böyle bölük bölük bölündü. İnsan kalmadı. Ben de gittikten sonra kim gelecek buraya? İstanbul'dan zenginler geliyor, geziyor. Yer arıyor adam. Adamlar nasıl bir yer arayabiliyor mu? Şimdi bu köy yarısı yahut da tümünü bir tek kişi alacak adam. Çiftlik kuracak. Evini yapacak, içine suyunu götürecek. Zengin parası var, ekecek, biçecek. Yahut da hayvan yetiştirecek. Çok İçerimiz yanık, hani dertliyiz ama şimdi cahil yüzde baltayı da çamurarız. Bahar geldi, köyüme kavuştum. 10 tane de hayvan aldım. Artık yaz boyu onlara bakacağım, çobanlık yapacağım onlara.
Şimdi benim bir rahmetli amcam var. Onun hanımı var, yengem. Cennet yenge derler. Şimdi o da ilçede oturuyor tabii. Ben kışın tabii İstanbul'da olduğum için o beni ararttırıyor torunlarına. Köye gideceğiz mi? Ne zaman geliyordum? Ben köye inene kadar artık o telefon durmaz. Ben indiğim zaman hemen peşimden doğru benimle beraber köye gelir. Bu köy gibi güzel köy görünmüyor. Yoktu başka. Seviyen, yazı gelecekti bakıyan. Şükrü Bey gel, Şükrü Bey gel. O geldi mi ben de geliyorum. Bir can yoldaş işte birbirimize. Ne yapalım? 40 yıldır gurbetteyim. Şehirde yaşanmıyor. Aldığım 1 lira para. Ondan sonra 500 lira kira. Elektriği, suyu, telefonu etti 700 lira. Ha, doğal gazı kat bir de. O da var. Sana kalır 200 liraya. 200 liraya ay gelir mi? 30 gün. Ben bunu burada herkese söylüyorum. Bizim bayramlarda bile söylüyorum ben mesela. Ya gelin kardeşim köyünüze gelin ya. Köyümüze gelin. Gurbetten gelen adam takmış böyle bir yıllar. Burada kalmış çobanlık yapan adamı beğenmiyor. Ama cebine bak 5 kuruş yok cebinde. Kimse gelmez. Kim yeni yeşerliğe gelir mi? Gelmez. Biz ölünce iş bitti bu koyunda. Keşke hepsi gelse. Beraber olsak evvelki gibi. Zamanlar geçti bitti. Bahar geldi, hayvanlar güzel yeşilliklerde, hanımlar inekler sağarlar, kaymağını yerim ben kaymağını. Hanımımı alır koltuğuma, türküsünü söylerim yanında. O söyle derse söylerim, söyleme derse söylemem. Zurnayı çaldır bana zurnayı, çalarım. Bağıra bağıra gideriz, konuşa konuşa geliriz. Başka köyler de geliyor. Başka köyler de geliyor. Birleşiriz. Zurna çalvarın onlara ben. Oynarlar, oynarlar. Düz yerlerde, böyle burada. Ne oldu? Şimdi kızlar da köyde kalmadı. Oğlanlar da her tarafta. Ben komşularım isteyen, köylülerim isteyen, geri isteyen, gençlerim isteyen. Yaz geldi, gurbetten komşularımız geldi. Hakikaten de köylerde insan kalmadı, vakit geçmiyor. Şimdi yaz gelip komşular İstanbul'dan dökülmeye başlayınca, gelmeye başlayınca hiç olmazsa insanın bir
neşesi artıyor, insan birbirine sohbet ediyor. Eline sağlık, sağ ol. Güzel demlemişsin çayı. Afiyet olsun. Çok güzel demliyor, zaten hep çayı o demliyor evde. Biz köyde kalıyoruz, kimse gelmiyor, kimse yanaşmıyor. Bir insan gücüne, insana hasret gidiyorsun. Hanımın olsun, çoluğun çocuğun olsun, bir komşun gelse aynı sevinci yaşıyorsun yani. Bir insana hakikaten de hasret gidiyoruz. Vallahi bazen biz de gidiyoruz da bir dondurma ısmarlayı vermiyor bize. Ya siz ısmarladınız ya bana Gökhan. E olsun. Eşimle biz 54 yıllık evliyiz. Çocuklarını çok seviyor. Gerçekten çok seviyor. Her gün onlardan telefon bekliyor. Şimdi çocuklarımın benim 4 tanesi İstanbul'da. Bir tane kızım var. Almanya'da. Her sene geliyor beni ziyaret ediyor. Onları biz özleriz böyle. Özlem çekeriz. Telefon filan doyurmuyor bizi. İlla göreceğiz onları, onları kucaklayacağız, kokacağız. Onlar bizim har çiçeğimiz. Yine kurulsun. Hiç kilo almayacağız. Hoş geldin. Hoş bulduk. Anacığım nasılsın? Canım hoş geldin. Üç evladım var, evlendiler, çocuklar var, torunlar var, onların yine torunlar var. Hepsi 20 kişi etti. Dağlara giderim, mantar toplarım, o mantarın birazını oğlanlarıma yollarım. Birazını kendime vurarım. Evimin yanına bahçe yaptım. Bahçeme kabak diktim. Onları suladım, büyüttüm. Bunlardan da gönderiyen çocuklarıma. Mantarını çok seviyorlar, kabağını çok seviyorlar. Bol bol yollayan, bol bol seviniyorlar. Teşekkür ediyorlar. Pazara giderken yürüyerek gidiyor. Geliş gidiş çok para tutuyor.
yorulayan, çok yorulayan. Geri koyun yorulayan, giderken yol hemen hafif aşağıya. Geri koyun yukarı bakın ya. Otobüse ver ya, otobüsü ne diye ya, nereden alacaklar diye ya. Yeşilköy'den, Kanarya'dan, orada alacaklar. Onlar gelecekler, ben onlara telefon edeceğim. Olanları geliyor, alıyor. Nasılsın? İyi. Sen nasılsın? İyi. Sen Aleyküm selam hocam. Nereden alacaklar? Seferköy'den alacaklar. Tamam amcim. Onların gelecek oraya. Tamam amcim. Oradan alacaklar. Tamam Çocuklarımı çok özleyen, çok seviyen, onlar da beni özleyen, telefon görüşmesi yapıyoruz. Yolcusunuz kızım, hadi. Hadi kızım, hadi. Maşallah. Yollanıyorum. Ali Bey, hayvan da bunda. Gayrı hayvanların kuku geçti bizden, edemiyoruz. Dayı kaç bura bunlar dayı? Ali Bey, bu yaşta bunları şey diyen var, edemez oldum. Ben bunlara oyuncu attım. Çok istedin dayı. Çok değil. Çok değil. Ya bu yaşta ben bunların kahrını çekiyorum. Altı milyon dayı bunları. Yok, imkanı yok. Bir hadi gidip 7 milyon olsun dayı, hadi. 8,5 olan senin olsun hayvanlar. Dayı 7,5 yapma, 7,5 hadi. Hayırlı ver abi. Hayırlı ver. 3 hayvancım kaldı dedi. Onları da bugün sattık. Kolay değil. 75 yıllık bir hatıra bu bize hayvancılık.
Ama ne yapalım, yaş, hayat böyle icap etti. Böyle yapmam lazım gerekti. Hanımım hasta, ben de hastayım. Benim gençliğimde burada en az bu mahallede 150 başa yakın hayvan vardı. Şimdi hiç hayvan kalmadı. Ne diyeyim, hayatı yaşadık. Her hükümetleri, her partileri gördük. Yani aklımı ben bir şeye erdiremiyorum. Bu kışın ben köyde yapayalnız bir tek insanım. Benim halim ne olacak? Ben onu düşünüyorum. Ne yapacağım bilmiyorum. Gel Şükrü abi, gel. Selamünaleyküm canım. Aleykümselam. Bak sana mantar getirdim. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Yoruldum be. Sana kalmayacak. Oh. Kulak hazır etleri. Mantarın sonu artık canım. Ben mantar yok. Bitti. Bizim de sonumuz geldi Şükrü. Vallahi. Ne olacak, terk ediyoruz koyu. Ölmezse seneye. Evet. Değil mi? Nasıl geçti bu yaz be abla ya? Sorma. Bu yazın nasıl geçti onu ben de anlamadım. Ne çabuk geçti ya. Hakkını helal et. Sana çok bağırdım bu sefer. Yok. Benden yine helal olsun kat kat. Sen de helal et. Helal olsun. Ha. Işık çıkar uzak Allah'ın izniyle yine buradayız değil mi? He? Buyurun telefonda sorarım. Kaç gün kaldı? Kaç ay kaldı? Bir hafta var işte. Bir hafta daha burada böyle işte mantar ayıttırız. Yeriz, içeriz. Bir bakmışsın ki gün gelmiş. Yenge. İşte geldim, gidiyorum. İşte gidiyoruz. Evet. Cennet yenge vardı, gitti. Benim hanım vardı, çocuk vardı, torun vardı. Bunlar da gitti. Ben kaldım yalnız. Artık benim de gitmem geldi. Nereye gidiyoruz? İstanbul'a. İkinci mekan, vatan. Şimdi geçtiğimde ben İstanbul'a kaçtım gitti. 45 yılımı verdim o İstanbul'da. Tam 45 yıl, deliksiz. Aslında var ya benim canım, hiç gidesim yok. Fakat işte çoluk çocuk olunca, torun torbası olunca mecbur gidiyorsun. Mardin ilk bakar geldiği zaman ben ölmezsem, sağsam, o zaman erersem yine buradayım. Satılık hayvan kalmadı. 15 hayvan almıştım zaten. 15'ini de sattım. Yani bu sene 15'ini, seneye 30 tane. Yani almak istiyorum yani. Başka çeşit hayvan var. Onlar da kalacak. Babam titiz bir adamdı, temiz,
titiz, dikkatli, düzenli. Benim de öyle olmamı isterdi. Babamın ziyaretine ben eski köyüme giderim. Tertemiz giyinirim. Görer gibi olurum babamı, böyle hüzünleşirim. Yıl 1985'ti. 85'te köyümüzde heyelan oldu. Devlet bize afet yardımı yaptı. Biz afet evlerini yaptık aşağıya. Ben 2003 yılında Kasım ayının 26'sında bu köyden oraya göç ettim. Benim için çok zor, zor bir günüydü. On bir yıldan beri her hafta bir gün gelir burada evimi, ölülerimi, annemi, babamı ziyaret ederim. Tabii hep bütün anılarım benim bu köyde. Artık köylerde insan kalmadı. Süt üretemeyiz. Yağ üretemeyiz. Bir yumurta bile üretemiyor artık köylü. Nesil bitti bitecek. Sorun çırpınışta bu memleketin insanları. Şurada iki kişi, üç kişi kalıyoruz. Birbirimiz yanına bile gidemiyoruz bazen ihtiyarlıktan. Daha bizden sonra ya gelene olur ya olur. Bizi arayan bugün bulur, yarın bulamaz. Ben bu köyde en kralata bileceğim. En kabadayı komşu koşardım. Eşim de dünyada bir taneydi. Esas bir taneydi. Bu sene yaşlandığımı farkındayım. Yaşım geldiğini farkındayım. Ne diyeyim ki? Kocadığımı farkındayım. Birden bir rahatsız olsan duyan yok değil mi? O zaman ne yapacağız? Onu düşünemeyeyim ben. Çok kıymetli zurnam. O da beni seviyor, konuşmayan da ben konuşturuyorum onu. Eskiden mesela kalktığımız zaman direktmen aşağı hayvanlara bakmaya giderdik.
Sabahleyin kalkıyorum. Hayvanların çan geliyor kulağıma. En hayvan yok hani. Bir boşluğa düştük onları satınca. Biraz hamballaştık. Eski dişliğim kalmadı yani. Ne yapacağımı düşünüyorum. Ben 74-75 yaşıma. Ben İstanbul'un o şey havasında yaşayamam. Düşünüyorum. Ne diyeyim ben? Lakin hadi yalnız da olmuyor, yaşanmıyor. Muhakkak insan lazım.